Ben biraz da teknik konuya gireceğim. Hiçbiri tutarlılığı yok. Hem oyuncu grubu olarak, oyuncunun yerleri, mevkileri. Yayında da bahsettim. 4 tane sabek oyuncuyla aynı 11'de oynadık. Ozan'ı da zaman zaman orada oynattı. Milli takımda, kendi takımında da oynadı. Büyük yanlışlıklar, aynı tip oyuncular. Yani isimleri farklı ama aynı tip oyuncularla oynadı. Şenol Hoca müthiş taktik hataları yaptı. Turnuvaya çok iyi, hiç iyi hazırlanmamış. Ve Şenol Hoca bunun tek sorumlusu. Ve oyuncu grubu da bu oyuna uyarak onlar da çok kötü gözüktüler. Bu bizim milli takımımız. Bizim bayrağımızla oraya çıkıyorsunuz. Anlatılan iddialar doğruysa hiçbirine inanmak istemiyorum. Zaten bu takım başarı olma şansı yok. Ben de ikinci maça gittim. Ve oradaki vücut dilinden oyuncuların zaten anlaşılıyor. Yıllarca bunu oynadım ben. 35 yaşına kadar futbolu anlıyorsun oyuncuların problemi olduğunu. Ama bunu bize yapmayın ya. Bunu bize yapmayın. Bu problemleri konuşmak. Böyle bunları biz sahadaki oyununuzu konuşalım. Başarılarımızı konuşalım. Bunları da konuştuk. Bunları da yaptınız. Ama böyle bir turnuvada, Avrupa'da, dünyada oyun olarak rezil olduk ya. Bu da bir gerçek. Pozisyon bulamadık, oyun sistemimiz yok. Onun için Şenol Hoca bunu ne medyaya ne farklı kişilere atmasın. Burada sorumlu kimse, sorumluluğu üzerine alıp bence istifa etmeli. Onun için ne yazık ki milli takımımız adına çok kötü oldu. Bizler adına da çok kötü oldu. Bu gece konuşulanlar doğruysa vay halimize vay.